Varlığın birliği. Don değiştirme, kalıp değiştirme, biçimden biçime gitme, vardan var olmadan ayrı değildir. Varlığın birliği tartışması, vahdeti vücut ve vahdeti mevcut diye adlandırılan birbiriyle bağlı konulardır. Varlıklar doğada elementler olarak bulunur. 18 bin alem diye tarif eder Alevilik bunu. Ve 18 bin alemi dünyada, evrende bulunan, kainatta bulunan ne kadar çeşit, envai çeşit, ne kadar madde varsa. Doktora gittiğimiz zaman bize tahlil yaparlar değil mi? Sende demir eksikliği var, çinko eksikliği var, şu eksikliği var, bu eksikliği var, D vitamini, C vitamini, E vitamini sayar sayar sayarlar. Her şeyin vücudumuzda olduğunu anlarız. Çinko var, demir var, efendim şu var, bu var. Peki ya, ama biz bir böyle işte bir etten, bir kandan, bir candan oluşmuş varlıklarız. Hayır, sadece öyle değil. Çağrı anasır diye adlandırdığımız varlık nedir sorusuyla insanların binlerce yıl evvel filozofların, düşünce insanlarının varlığın ne olduğunu sormakla başlamış. Yani soru sorarak başlamış. Soru sormaya başladıktan sonra ondan sonra yavaş 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 cevabını almaya başlamış. Acaba hayat dediğimiz şey nasıl oluştu ya da canlı dediğimiz şey nasıl oluştu? Ne zaman başlamışlar? Milattan önce 1500'lü yıllarda. Nerede başlamışlar? Anadolu'da. Bu işin medeniyetin, kültürlerin kaynağı Anadolu ve Mezopotamya olduğu gibi ilmin, bilimin, tıbbın, matematiğin, geometrinin, astrolojinin ve bütün pozitif bilimlerin de merkezi yine Anadolu ve Mezopotamya'dır. Tıp da buralarda gelişmiştir. Tıbbı İbn Sina formüle etmiş, ondan sonra batıya taşınmış. Bizdeki İslami gericilikten dolayı batı bunu almış, bilimsel ve teknolojik devrimler yaparak geliştirmiş, sahiplenmiş, kendine mal etmiş. Ama esas tıp burada vahdeti vücudu ve vahdeti mevcudu savunan İbn Sina tarafından. Bilimi savunduğu için sen şeriata göre senin söylediklerin doğru değil diyerek baskıya uğrayan İbn Sina tarafından tıp formüle edilmiştir. Varlık da böyle bir şeydir. İlk filozoflar milattan önce 1500'lü yıllarda Anadolu'da bu soruları sormaya başladığında hayat nerede çıkmıştır? Canlı nerede oluşmuştur? Nasıl oluşmuştur diye sorular sorulduğunda ilk buna cevap veren filozoflar Anadolu'da yaşayan filozoflardır. Anadolu'daki filozoflar varlık sorusunu sormakla işe başlayınca ilk ortaya çıkan filozoflar hayatın ve canlının önce suda meydana geldiğini ortaya atmışlar. Ya su olmazsa hayat olmaz. Düşünmüşler. Ekiyoruz, biçiyoruz, hayvanlar içiyor, insanlar içiyor. İşte canlılık kazandırıyor su. Ya suyun olduğu yerde hayat var. O zaman canlı suyla olur. Daha sonra gelen filozoflar hayat suda başlamıştır ama hava olmazsa su tek başına bir etki yaratamaz. Peki güzel. Örnekler de vermişler. Havanın, işte nefes alıyoruz. Nefesini 2 dakika tut bakayım, yaşayabiliyor musun demiş. Aa demiş, evet ya, bu da doğru. Bu da doğru. Aldığımız nefesin oksijen olduğunu bilmiyorlar tabii o zaman. Şimdi havanın da hayatın devamlılığında, varlığın ortaya çıkışında önemli bir etken olduğunu anlayınca filozoflar yaklaşık bir 200-300 yıl boyunca bu sefer hayat nasıl ortaya çıktı, varlık nasıl ortaya çıktı sorusuna iki cevapla yanıt veriyorlar. Bir suyla, öbürü havayla. İlerleyen zamanlarda ateşin, ısınmanın önemli bir devinim yarattığı ve aynı zamanda varlığı dinamize ettiği ve varlığı hayata getirdiği anlaşılmış. Nasıl anlaşılmış? Tohumu sonbaharda toprağa atıyorsunuz. Bir kış üstünden geçiyor. Yarım metre, bir metre kar yağıyor üzerine. İlkbahar geliyor. Önce cemre havaya düşüyor. Sonra cemre suya düşüyor. Sonra cemre toprağa düşüyor. Toprağa cemrenin düşmesi 21 Mart'a denk gelir. 21 Mart Nevruz'dur. O yüzden de kutsaldır.
Çünkü sıcaklığın emaresidir Nevruz. Toprağın ısınmasıdır Nevruz. O yüzden Nevruz'da ateşler yakılır. Toprağa cemrenin düşmesine verilen simgesel bir anlamdır, bir yükümlülüktür. Ateş o yüzden de kutsaldır. Alevilikte ocak kutsaldır, ateş kutsaldır. Ocağa direkt su dökülmez, ocağın üzeri küllenir, aman ocak sönmesin denir. Ocak sönmesinin iki manası vardır. Bir, oradaki köz sönmesin, sabah bize lazım olacak. Bir, ikincisi mecazi anlamıdır. O topluluk bitmesin, o topluluk yok olmasın, o topluluk devam etsin, o topluluk hayatını, hayatiyetini devam ettirsindir. Ateşin de burada önemi ortaya çıktıktan sonra diyorlar ki güzel bunları yapıyorsun ama toprak olmayınca nasıl olacak bu iş? Zaman geçiyor, toprağın da hayata, varlığın ortaya çıkışında önemli bir etken olduğu çıkıyor. Filozoflardan Empedokles varlığın hava, su, ateş ve toprakla oluştuğunu yazıyor. Ne ilginç bir tesadüftür ki Hünkar Bektaş Veli de velayetnamesinde çağrı anasır diyor, dört unsur diyor ve o da hava, su, ateş ve toprak diyor. Demek ki coğrafyamız kadim bir coğrafyadır. Coğrafyamız kadim bir coğrafya olduğu için bilgiler de, bilgelik de kadimdir. Kadim bilgiler nesilden nesile, nesilden nesile, nesilden nesile, iktidarlar değişiyor, imparatorluklar değişiyor, imparatorların inançları değişiyor, o değişiyor, bu değişiyor. Ama kadim bilgelik asla ve asla değişmiyor. Kulaktan kulağa aktarıla aktarıla bu okullar vasıtasıyla, bu ekoller vasıtasıyla Anadolu'nun göbeğinde, yani Kapadokya okulu dediğimiz okulda Hünkar Bektaş Veli tarafından tekrar yeniden formüle ediliyor. O icat etmiş demiyorum. O bilgileri alıyor, hafızada yoğuruyor. Bir arının bal yapması gibi, çiçekten çiçeğe özlerini toplaması gibi kadimden gelen bu bilgileri süzüyor, getiriyor. İşte varlığın birliği, hiçbir şeyin yoktan var olmayacağını, aynı zamanda da vardan yok olmayacağını, bütün hayatın ve varlığın bu dört unsurdan oluşacağını, çağrı anasırın varlığın birliği anlamına geldiğini, ama daha sonra insan soyu, insan evladı zekasıyla, aklıyla ne yapıyor? Çeşitli başka elementlerin de olduğunu buluyor. Yine bir Gülbenk'te aynen şöyle diyor, bakın. Yedi kat gökte, yedi kat yerde, arşta, kürşte, levh-i mahfuzda, 18 bin alemde varlığını her nesneye nakşeyleyen ve nurunu da insana bahşeyleyen ya Hak ya Hızır diyor. Gülbengimizde bizim bütün bilgiler, kozmik bilgiler bizim gülbenklerimizde, nefeslerimizde, devriyelerimizde saklıdır. Varlığın birliği bütün kainatın, evrenin bir olduğu, aynı nurdan, aynı cevherden var olduğu, var olan her şeyin, dünyada ve evrende gördüğümüz her şeyin bir varlıktan tezahür ettiğini, doğduğunu anlatır. Nefeslerimiz de bunu gayet güzel anlatır. Bakın nefeslerimiz ne diyor? Bir kandilden bir kandile atıldık, turab olduk, turab toprak, yeryüzüne saçıldık. Sonra bir nefes daha, çatılmadan yerin göğün binası muallakta iki nura düş oldum. Bakın, çatılmadan yerin göğün binası muallak, bir boşluktan bahsediyor. Bir boşlukta iki nura düş oldum diyor. Yine devam ediyor. Ben Adem'den evvel çok gelip gittim. Adem kim ki? Adem dünkü çocuk. Hani Ahmet Arif şiirinde diyor ya, Havva anam dünkü çocuk sayılır, Anadolu'yum ben, tanıyor musun diyor. Evet. Ben Adem'den evvel çok gelip gittim. Yağmur olup yağdım, ot olup bittim. Bülbül olup Firdevs bağında öttüm. Bir zaman gül için hara düş oldum. İşte bizim nefeslerimiz bu. Onun için kudret kandilinde bir ziya iken ta o zaman aşık oldum nura ben. Gökler yerde iken, yer derya iken 3000 sene hizmet ettim pire ben. İslam 1400 yıllık. Bakın,
14 bin yıl gezdim diyor ya pervanelikte. Boşuna bunu söylemiyor. Bizim nefeslerimiz çok önemlidir. Bizim kadim bilgilerimiz, o demin anlattığım sırlarımız var ya, herkesten özenle sakladığımız sırlar bütün o nefeslerimizin içine sır edilmiştir, saklanmıştır. Üstüne de bir örtü örtülmüştür. Kadimde başka inançlar, başka dinlerin örtüsü. Zaman geçmiş, İslam bizim üstümüze baskıyı koyunca üstüne İslam elbisesini giydirmişiz.